Sansürsüz Futboldan herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'nin Antalya deplasmanındaki maçını değerlendireceğiz ama öncesinde şehitlerimize rahmet diliyorum. Yani işin açıkçası içimden de çok fazla yayın yapmak gelmiyordu üzüldüğüm için. Hakikaten çok üzgünüm. Bildiğiniz gibi değil yani hani bunu kelimelerle ifade edemiyorum. Çünkü benim ailemde de geçmişte şehit olmuş bir kuzenim var. Ee, bu olayların aileleri nasıl yaraladığını ailelerin, annelerin nasıl üzüldüğünü. Çok çok iyi bilen bir insanım. Öz kuzenimi kaybettim askerde, şehit verdim. O yüzden çok içinden gelmiyordu ama yani bugünkü maçı izledikten sonra da bir şeyler söylemek istedim işin açıkçası. Şimdi nasıl nereden başlayayım bilmiyorum gerçekten. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Galatasaray, maçından sonra Ersun'un istifa etmesi gerekiyordu. Neden istifa etmedi bilmiyorum. Kim istifa ettirmedi, neden istifa etmedi bilmiyorum. Çünkü yani tarihe geçen bir sonuç yaşadı Fenerbahçe. Çok üzücüydü ve bu sonucun en büyük sebeplerinden bir tanesi teknik direktör hatalarıydı. En üzücüsü buydu. Ve yani kendiliğinden istifa etmesi gerekirdi. Görevinden alınmayı beklemeden. Herhalde birileri akıl verdi. Dedi ki ya dur kupayı aldırtırız sana bir şekilde kupayı alırsın seneye de kalırsın dediler herhalde. Ama ben şimdi önümüzdeki bir tabloya bir bak bakalım diyorum hep beraber. Fenerbahçe Ersun Yanal dönemi döneminde 17 tane deplasmana çıkmış. Sadece 4 galibiyet almış. 17 deplasmandan 4 galibiyet alan bir takımın zaten yani orta sıralar oynar en fazla. Zaten Fenerbahçe'de şu anki durumuna bakınca orta sıralarda diyebiliriz. Yani hadi ona tamam dedik. 17'de de 4. Ki ben şunu söylerim. Şampiyonlukları. Alt sıradaki takımlardan aldığım puanlarla ve deplasmanda aldığım maksimum puanla kazanabilirsin. E sen deplasmanda takımda bir kişilik görememişsin. Fenerbahçe'nin karakteri, takım karakteri deplasmanda ortaya çıkar. Bunu yapamamışsın. Yani hiçbir şey yapamamışsın geçen sene Fenerbahçe tarihin en kötü sezonunu yaşadı en kötü yani belki daha kötü bir sezon yoktur belki işte 80 yılların başında bir bir sezon var böyle çok kötü o sezonu çıkarsak böyle bir sezonları yoktur geçen sene 135 pantu ortalamasıyla tamamlamış ligi Fenerbahçe bu yıl şu ana kadar 165 165 yani 1.65 ne demek biliyor musunuz? yani sezon 57 8 puanla tamamlayacaksın anlamına gelir. Yani Fenerbahçe'de işler çok iyi gitmiyor. Ben Başkan Ali Koç'a birkaç şey söylemek istiyorum. Geçtiğimiz dönemlerde şunu gördük. Fenerbahçe'de başkanı karşı çok büyük bir saldırı var. Ve saldıranları gördüğümüz zaman şunu anladık. Dedik ki, fenerbahçeler başkanını korumalı. Bu adamlar saldırıyorlarsa topikin olarak başkan Ali Koç'a. Başkan Ali Koç zaten çok çok önemlidir bu camiye. Neden çok önemlidir? Ee, azıldırım mı hatırlayın? Şimdi azıldırım falan diyorlar bakıyorum. Azıldırım da aynı kesimler tarafından köçe kötü ilan edilmişti. Ona da saldırıyorlar yani kişiler. Fenerbahçeliler yine arkasında duruyor da az yıllarında. Başkan Ali Koç'un da arkasında duracaklar. Ve durmaya devam edecekler. Etmeliler de. Çünkü Ali Koç şöyle ifade edeyim. Fenerbahçe için bana kalırsa köprüden önceki son çıkış. Eğer Ali Koç başarılı olabilirse Fenerbahçe kazanacak ama Başkan Ali Koç da bazı şeyleri gözden geçirmek zorunda. Geleli yaklaşık İki yıla yaklaşacak neredeyse. 2 yıl boyunca birçok karar alındı. Birçok tedbirler alındı. Bu tedbirleri tabii ki çevresindeki insanlarla konuşa konuşa aldı. Şimdi Ali Bey almalı bir önüne boş bir defter yazmalı şu kararı aldık sonuçta bu oldu. Bu kararı aldık bu oldu. Bu kararı şu aldırttı bana hata yaptırttı. Bu kararı öteki aldırttı bana o da hata yaptırttı. Bu adamların istediklerini yaptığım zaman maalesef hata yapıyorum. O zaman bu adamlar benim çevremde olmamalı demeli. Yani başkan Ali Koç öncelikle bu radikal tedbirleri almalı. Çünkü belli ki yani birileri de içeriden de Ali Koç'la uğraşıyor gibi geliyor bana. Yani başka bir şey aklıma gelmiyor. Çünkü yani en azından mesela Galatasaray maçından sonra ben şunu beklerdim. Ya bir tedbir alırsın. Ersin Yunalı gönderirsin. Ve ya en azından taraftarı yeni bir umut aşılamışsın. Dersin ki ya Tunca Şanlı orada senin evladın. Işte atıyorum bir sürü Fenerbahçe'nin evladı var. Getirirsin Tunca Şanlı'yı ya da başka birini. E, Samandıra'da Samandır'ı sezon sonuna kadar idare ederler. Bu arada gelecek sezonun planlamasını yaparsın. Ne yaparsın? Çok basit. Kimi getireceksin? Nasıl bir ekolle mücadele edeceksin. Takımı gençleştirecek misin? Paran var mı? Şimdi bakıyorum Fenerbahçe'nin e, hızlı bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin bir sağ beki ihtiyacı var. Bir sol beki ihtiyacı var. İki tane e, stopere ihtiyacı var. Belki bir e, forveti ihtiyacı var. Yani 6-7 tane transfer gerekiyor geleceksin için. E şimdiden gelecek yılın teknik direktörünü ve ekolünü belirlersin. Alman mı? Gidersin şimdiden bir Alman teknik adamla anlaşırsın. Bu arada senin evlatların takımı yönetirken o anlaştığın hoca da gider, gelir, takımı izler. Senin için oyuncu da takip eder. Bazı oyuncularla gider kendi görüşür. Hazırlığını yaparsın ve gelecek sezonu bambaşka bir şekilde girmiş olursun. Ama şu anda bakıyorum çok bir hazırlık da göremiyorum gelecek sezona yönelik. Yani Fenerbahçe'nin Artık bu radikal değişiklikleri yapma zamanı al, geldi de geçiyor. Çünkü gerçekten Ali Koç, Fenerbahçeliler için çok kıymetli, çok önemli. Yani Fenerbahçeliler, Ali Koç'a sahip oldukları için kendilerini şanslı hissediyorlar. Böyle önemli bir isme sahip oldukları için. Ama Sayın Ali Koç da artık... Ee, Hata yaptıran isimlerle yollara yayımalı. Kim hata yaptırdıysa ilk günden itibaren, ilk geldiği günden itibaren kim kendisine ne dedi? Neden bazı kararların alınmasında o kişiler etken oldu? Nasıl etken oldular? Ne dediler başkana? Çünkü başkan Ali Koç ekipçiliğe inanan ekip e, çevresinde çevresinde dinleyen bir insan ve bu insanlar gerçekten kimler? Ve başkanın Hangi yola itiyorlar? Ben dışarıdan bakınca üzülmeye başlıyorum. Gerçekten üzülüyorum çünkü yani rakiplere bakıyorum, her şeye bakıyorum. Ya Fenerbahçe bambaşka bir noktada olmalıydı. Böyle bir başkanı sahip olmuşken, böyle bir taraftarı varken, bambaşka bir noktada olmalıydı. Ersin Ural'ın geldiği günler hatırlıyorum, inanılmaz kampanyalar. Change.org'da imza kampanyaları, sosyal medyada kampanyalar. Dedik ki Ersun Hoca geldi tamam. Onun için tarihe geçme fırsatı var. Eğer doğru şekilde bu takımı yönetirse Ersun'un alın. Heykelini Kadıköy'e dikeriz dedik. Dikilir dedik hani Nisan'da şampiyon yapmış adam. Gelir bir daha şampiyon yaparsa efsane olur. Ha gelip başarısız olursa dedik bu defa her başarısızlıkta Ersun Yunal diye bağıran insanlar artık bağırmazlar. Belki Fenerbahçe önemli bir eşiği de atlatmış olabilir. Bu bir gelişi bir fırsat da Ersun Yunal'ın. Başarı, da olsa, başarısızlık da olsa bence bir fırsat Ama gördük ki başarı gelmiyor. Çünkü Ersun Hoca maalesef artık e, bu işten sanki elini ayağını çekmiş gibi. Yani bakın ikinci devrenin başına bakalım. İkinci devrenin başında Fenerbahçe iyi bir başlangıç yaptı. İşte Gaziantep maçında çok da iyi oynamadı ama gittin 3 puanı aldın. Sonra Başakşehir maçında gerçekten iyi oynadı Fenerbahçe. Rakibini sürplas etti. hepimiz dedik ki, ya şampiyonluk geliyor galiba. Yani o işin kokusunu aldık hatta ben de bir tweet attım. Dedim ki şampiyonun kokusu geliyor dedim. Ama sanki o günden sonra birileri Ersin Hoca'yı böyle bir dizginlemeye başladı. Yok dedi ya sen ee, bu takım başka türlü oynamalı gibi. Öyle bir şey olması mümkün değil ama yani Ersun Hoca hatalar zincirine başladı. Bakın 5 tane maç oynadı Fenerbahçe. 5 tane kritik maç. Ve 5 kritik maçta sadece 1 puan alabilmiş. Pardon 2 puan alabildi. Bakın Trabzon deplasmanı. içeride Alanya maçı e, ee, deplasmanda Ankara gücü maçı, içeride Galatasaray maçı, dışarıda Antalya spor maçı. 5 maç oynadı Fenerbahçe iki 2 puan alabildi. Ve bu 5 maçta 2 yerine 10 puan alsa şu an zirvedeydi Fenerbahçe. Ya yani yine 5 puan kaybetseydi yine zirvedeydi. Ama o kadar çok hatalar üst üste geldi ki. Bakıyorum Trabzon maçından. Hadi eyvallah tamam. Bir hakem hatası ne oldu orada? Tamam dedik. Ya Alanya maçında Hadi onu da eyvallah dedi son dakikada penaltı verilmedi falan. Ama Ankara gücü maçı, sonra Galatasaray maçı, Antalya maçı. Ya takımın o birlikteliği de son vardı. Ne oldu samanları da bana anlatın. Neler yaşandı samanları da. E, futbolculara bakıyorum. Yani bugün Ali Şansalan benim çok güvendiğim bir hakem. Atıyorum bir pozisyonda Gustavo mesela Topla ilerliyor. Arkadan adam geliyor. Çelme takıyor düşürüyor. Normalde kart olması gerekiyor Arkem'in. Umut veren bir atağı kesiyor. Vermiyor Saygı diyorum. Ama bir tane futbolcu da gidip ya hocam sen niye bu kartı vermiyorsun? Niye itiraz bile etmiyor? Bu garip. Öyle bir garip bir duruma düştü ki bu takım. Artık yani şeyini kaybetmiş tamamen. Bütün motivasyonunu, direncini, her şeyini kaybetmiş. Antalya spora bakıyoruz. Yani herhalde Izle, izlenmeyen bir adam der ki Antalya ya çok iyi oynadılar. Hayır ya. Antalya Spor'un karşısında bugün sıradan bir dolu takım olsa, kötü bir takım olsa Antalya Spor bugün kazanamaz bu futboluyla. İddia ediyorum kazanamazdı. Fenerbahçe karşısında da kazanamadı. Ama biraz son dakika işte şans eseri atılan bir golle beraber bitti. Ya bu kadar kötü bir Antalya karşısında bile böyle çaresiz Böyle vurdum duymaz bir Fenerbahçe olması inanılmaz. Peki maçı beraberliğe getiren ne oldu? Ferdi, Zayt ikilisi. Ortayı yapan Ferdi, golü atan Zayt. Zayt tam 17 maçtır ligin ilk yarısındaki Antalya Spor maçından beri bir kez bile forma giyemedi arkadaşlar. Bir kez bile formu giyemedi. Ve oynatılmayan o Zayt devre arasında Fenerbahçe'nin para edecek 3-4 oyuncusundan bir tanesiydi. Yani bir değer. Bugün oyuna girdi. Topu alıyor, koşuyor, hareketle. Veriyor topu. Boşa kaçıyor sonra. Sonra bir daha boşa kaçıyor. Ya bu adamdan nasıl faydalanmasın Ersin Hoca sen? Bütün sezon boyunca nasıl faydalanmasın? Ya Avrupa'da hala bu kadar piyasası olduğuna göre bu adam iyi bir adam demektir. Kaliteli bir adam demektir. Ama sen maalesef artık çağ dışı kalmışsın. Artık çağ dışı bir anlayışla yönetiyorsun bu takımı. İşte Cezayson e, ısrarın nelere yol açtı gördün. 20 yıl sonra Fenerbahçe derbi kaybetti. Bugün Falet'i gördük. Falet son derece iyi oynadı yani. Belki de Fenerbahçe'nin en diri adamıydı. En iyi adamlarından bir tanesiydi belki de. Neden bu inadı yaptın? Bak 7. maçta oynattım Falet'i. Oynatmak zorunda kaldım daha doğrusu. Yazık değil mi yani bak. Merhaba Çin neler kaybediyor. Farkında değilsin sen herhalde. Senin tabii umrunda değil mutlaka eğer yani sen en kötü diyorsun. Çeker giderim. Zaten kalmış yani 3 aylık bir maaşının parayı da almayıp gidebilirsin. Ama bak bu camiye bu camiye artık dayanacak gücü kalmadı bazı şeylere. Yıllardır süre gelen üstüne binmişler, başarısızlıklar. <laughs> Artık öyle bir noktaya geldi ki insanların sabrı kalmadı. Ali Koç da o kadar şanssız bir dönemde geldi ki ekonomik olarak bitmiş, başka anlamlarda artık sabrı tükenmiş ve geldikten sonra maalesef çok da hatalar da yaptılar. Bunu da kabul etmek gerekiyor. E ben de diyorum ki artık bu kulübün Ali Koç'un etkisini görmesi lazım, Ali Koç'un gücünü görmesi lazım. Sayın Ali Koç'a tek tavsiyem güvendiği insanlardan bir danışman ekibi kursun. Ve futbolu sadece kendisine bağlasın. Sadece Ali Koç sorumlu olsun futboldan. Ve o danışman ekibiyle. Ya bu eski futbolcular olabilir. E, Ali Koç'un bilgisine çok güvendiği insanlar olabilir. Ya Atıyorum. Aklıma geldiği için söylüyorum yani. Öyle bir takıntım yok. Tuncay Şanlı gibi bir adam. Mesela Fener TV'de çıkacağına. Gitsin mesela Ali Koç'un danışmanlığını yapsın kulüpte. Ya da gitsin Samandıra'da bir görev yapsın. Ya Fenerbahçe'nin kulübün adamları olmalı burada. Kulübün yapısını bilen. Atıyorum Kemal Aslan mesela altyapıda mentorluk yapıyor. Gitsin Samandıra'da başka bir görev yapsın. Kulübün adamları olsun orada başkanım. Yani bu artık kaçınılmaz bir şey. Çünkü artık Samandıra'nın kültürü kayboluyor. Samandıra'nın yok olan kültürüyle beraber başarısızlık artık yadırganmıyor oyuncular tarafından. Bugün gördük sahada bir kişilik sergileyemeyen bir takım var. Çünkü Fenerbahçe'nin ne demek olduğunu birçok oyuncu hala bilmiyorlar. Ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Galatasaray maçının ne anlama geldiğini bilmeyen oyuncular var bu takımda. Maalesef. Ya bugün Fenerbahçe'nin yediği ilk gole bakın. Dirar'ın yediği çalma bakın. Yani Podolski soldan alıyor. Hangi ayağını kullanıyor Podolski? Sol ayağını. Sağ ayağı var mı? Yok gibi bir şey. Ne yapıyor? Dirar şöyle bakıyor. Topu sola çekiyor Podolski. Aa bir şey Nasıl ya bu sola çekti topu. Ya kardeşim siz hiç antrenmanda falan çalışmıyor musunuz? Hiç kimse mi demiyor ya bu adam bak topu aldı sola çeker. Haftalardır diyorum ki bu takım analiz yapmıyorlar galiba diyorum. Rakipleri izlemiyor galiba diyorum. Futbolcunun hiçbir şeyden haber yok gibi oynuyorlar. İkinci gol diyor. Ya amatör takım böyle gol yemez ya. Yani o kadar basit bir gol yiyorsun ki. Ya orada da Jailson'un tasar tutması gereken oyuncu bomboş antrenmanı gibi şut çekiyor. Ya hiç mi analiz yapmıyorsunuz kardeşim? Bak Jailson senin şeyin bu. Görev yerin burası. Sen burada durmalısın. Böyle şey önlemler almalısın. Fenerbahçe haftadır garip garip duran top golleri yiyor. Nereye kadar gidecek bu iş? Ya kupayı da kaybedince mi tedbirler alınacak? Bence Sayın Ali Koç artık gereken neyse o tedbirleri almalım ve kendisini hataya doğru sürükleyen çevresinde de kim varsa uzaklaştırmalı. Bu yönetici de olabilir. Bu başka birileri de olabilir. Yani Ali Koç Fenerbahçeliler için çok değerli bir isim. Gerçekten çok önemli bir isim. Ve bu adamı Fenerbahçeliler mutlaka korumalı. Ama Ali Koç da kendini korumalı. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Yani gerçekten zorlukta bir yayın yaptım içimden de gelmeyerek yaptım ama e, böyle bir yayın yapmamız da gerekiyordu. Biliyorsunuz katıl butonumuz aktifleşti. İsteyen, isteyen herkes katıl butonuyla kanalımıza destek verebilir. Artık biliyorsunuz bağımsız gazetecilik bütün dünyada yayılmış durumda. Dünyadaki bütün gazeteciler e, bu katıl butonuyla işte patreon.com'la bağımsız bir şekilde ayakta durmaya çalışıyor. Biz de ayakta durmaya çalışıyoruz. E bu da sizin destekleriniz olacak. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Sevgiler.